Reset. Merhaba. Selim Onlarım kanalımıza hoş geldiniz. Üyelerin 2014 yılında katıldıkları programda kaldıkları yurt görüntülenmişti. Şimdi trilyoner olan Bangtan Boys nerelerden bu noktaya geldiğini gelin hep beraber görelim. Çoğu ergenlik çağındaki bu gençler küçük bir evde beraber yaşıyordu. 7 kişi ranzalarla dolu bu odada beraber kalıyordu. Hemen girişte ise kıyafetlerini kuruttukları ve vakit geçirdikleri bir alan vardı. O zamanlar şirket fakir olduğundan diledikleri gibi yiyemiyor, yemekten temizliğe bütün işleri kendileri yapıyordu. Zaman geçtikçe daha çok para kazanan şirket BTS'in de koşullarını iyileştirdi. Yeni BTS yurdunda kendi odasına sahip olan ilk üye Jungkook'tu. Jungkook'un dışındaki üyeler oda arkadaşı olarak eşleşmek zorunda kaldı. Odayı paylaşan BTS üyeleri ise şu şekilde eşleştirildi. RM ile V, Jimin ile J-Hope, Suga ve Jin ise odaları beraber paylaşıyordu. Bu yurdun da ardından zamanla daha ünlü olup bir dünya starı haline gelen üyelerin yine kaldıkları yurtta iyileşme yapıldı. Bu sefer ise çok lüks bir yurda yerleştirildiler. Yeni lüks yurtlarında Jimin ve J-Hope dışında ise her üyenin kendisine ait bir odası oldu. Jimin ve J-Hope bir Japon dergisine verdiği röportajda diğer üyelerden daha büyük bir odaya sahip olduklarını ve odayı birlikte paylaşmaya karar verdiklerini açıkladı. Böylelikle grubun kurulduğu tarihten beri Jimin ve J-Hope aynı odada kalmaya devam eden tek ikili oldu. Şirketten çıkan yeni gruplar Enifin ve TXT ise BTS'in yaşadığı bu zorlukları yaşamadılar. Çünkü şu anki konumuyla sektörün en zengin şirketinden çıkış yaptılar. Bir odada 7 kişi kaldıkları günden şimdiki konumlarıyla BTS tam bir başarı hikayesidir. O yüzden de benim için yerleri hep ayrı kalacak. BTS ile ilgili videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın Celibonlar.